Evet, neyse işimiz. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konumuz, zaten böyle sistematik bir ders yapmıyoruz, farkındasınızdır. Bilim tarihi, felsefe üzerine konuşuyoruz. Çünkü konuşacağımız konu biraz daha teknik bir konu. Herhangi bir felsefe ya da işte klasik geleneği düşün, felsefe bilim sistemi üzerine konuşurken hangi kültüre de üretilmiş olursa olsun dikkat edeceğimiz bazı noktalara temas edeceğim. O metinleri okurken, çünkü metinler bize yalın kat geliyor. Açıyorsun İbn Sina'nın fizik kitabını. Orada Arapça ifadeler var, değil mi? Arapça şekiller var. Arapça biliyorsan tabii. İşte okuyorsun, anlamını veriyorsun. Lafzi bir anlam veriyorsun. Ama o metnin katmanlılığını dikkate almazsan ve o metnin üzerine inşa edildiği çerçeveyi dikkate almazsan metni idrak etmekte, mefhumunu anlamakta zorlanıyorsun. O açıdan dikkat etmemiz gereken bazı şeyleri yazacağım. Birinci dikkat etmemiz gereken şey ontoloji. Ontolojik tabaka. Zaten bunun üzerine biraz konuşacağım. Ya da şema da diyebiliriz. Ontolojik şema. Yani biraz üzerine konuşacağız. Bir metnin, bak medeniyetin demiyorum. Çünkü bir medeniyette çok farklı şeyler olabilir. Bir metnin nesne tasavvuru ne? Nesneyi nasıl tanımlıyor? Nesnenin tabakaları ne? Yani biz şimdi masa dediğimizde, sandalye dediğimizde sandalye demiyoruz ki, bunun atom altı yapıları, çekirdeği, bir sürü şey varsaymıyor muyuz? Bilim, fizik biliminin, kimya biliminin verdiği bir sürü şey var burada. Yani kaç katlı bir bina bu? Hani gökdelen var ya, 40 katlı. Şimdi yer delen yapıyorlarmış biliyorsunuz. Aşağı doğru bina. Kaç katlı acaba bu? Hakikaten düşündünüz mü? Bir madde dediğimiz o yapı kaç katlı? Sen bir katıyla muhatapsın. Ya da onun bütünüyle muhatapsın ama çok katlı bir yapı. Her şey böyle arkadaşlar ya. Bir türlü bunu 36 yılımı akademide doldurdum. Öğrenciliğimi sayarsan 40 yıl. Bir türlü anlatamadım. Tabakalı düşünmeye alışın. Tabakalı düşünmeye alıştığınız zaman her bir tabakaya ad verme, dolayısıyla dili zenginleştirirsiniz. Bu sadece nesne için değil, davranışlar için de böyle. Şimdi adınız neydi? Nurullah. Nurullah. Şimdi Nurullah'la muhatap oluyorsun. Yani Nurullah tek katmanı değil ki. Değil mi? Yani ben de değilim. Hepimizin, şimdi sabahki derste anlattığımız gibi, bir benliğimiz var, bir bizliğimiz var, bir kendiliğimiz var, değil mi? Bir şahsiyetimiz var, bir hüviyetimiz var, bir haysiyetimiz var. Tabakalıyız. Şimdi derslerken de öyle, özellikle terbiyede. Ne yapıyor mesela modern eğitim? Herkesi lineerleştiriyor. Diziyor böyle, bak. Eşitliyor. Halbuki hiçbirimiz eşit değiliz. Ama bir de ferdiyetten bahsediyoruz utanmadan. Mesela klasik sistemde daha çok bu açıdan ferdiyet var. Öğrenci-hoca münasebeti ve icazet kişiseldir bizde. Biz kurumdan diploma alıyoruz değil mi? Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi. Kişi de hocadan icazet alıyorsun. Birebir hocayla muhatapsın mesela. Onun gibi. Bu tabakalı düşünmeyi, çünkü tabakalı düşündüğünüz zaman bir diliniz zenginleşir, iki nedensel irtibatları kurmanız değişir. Çünkü her birinin nedensellik idraki farklıdır. Ondan sonra dizilişi farklıdır filan. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun üzerine konuşacağız uzun uzun. İkincisi epistemolojik şema. Tabii bunları pedagojik olarak parçalıyoruz. Yoksa bunlar birbirine bağlı. Ne demek epistemolojik şema? Ne kavram, bunlara ne ad veriyor bu adamlar? A, B, C diyor. Biri mesela diyor ki madde cevher diyor. Öbürü cevher araz diyor. Değil mi? Öbürü miktar ve araz diyor filan. Bunlar o
mefhumu görmek, o derinliği yakalamak için bilmemiz gereken şeyler. Filozofun ya da bilim insanının mesela çekim diyor, gravitasyon diyor, değil mi? Kütle diyor. Mesela niye daha önce yok bunlar? Yani evren değişmiyor. Evren kurulduğundan beri aynen çalışıyor, değil mi? Aynı çalışıyor. Yani şöyle bir sistem düşünmüyorsunuz herhalde. İnsanların bilgi sistemine göre evren kendine ayar veriyor olabilir mi? Yani şöyle düşünün, güneş, bugün güneş merkezde, artık merkez falan yok da hani gezegenler etrafında dönüyor ama işte nedir, 400 yıl önce hemen hemen tüm Akdeniz dünyası, evren, dünya merkezde, güneş dahil tüm gezegenler dünyanın etrafında dönüyordu. Güneş, dünya sabitti. Mesela gerçekten öyle miydi acaba? Size çok güzel bir puzzle bu, bulmaca. Yani Nasreddin Tusi Merak Arası Transkurunda gökyüzüne baktığında böyle bakıyordu, değil mi, yani gerçekliğe? Onun gerçeklik şeması buydu. Yer merkezde sabit, güneş dahil gezegenler etrafında dönüyor. Ama gerçeklikte böyle miydi hakikatte? İşte ama. Yani şimdi bunları üzerine düşünün, bu bilim felsefesi öyle kolay bir iş değil. Buradan hareket ederek bir sürü teori geliştirdiler. Gezegenler teorisi geliştirdiler. Değil mi? Gezegenlerin hareketine ilişkin teoriler geliştirdiler. Belirli sistemler kurdular. Belirli kavramlar üretti bu teori. Bunlar gerçekti. Bunlar o zaman şey yoktu abi. Nedir onun adı? Teleskop yok ama işte başka imkanlar kullanıyorlar. Baktıklarında bunları görmediler mi sizce? Gemiler yollarını buldular mesela. He? O hesaplarla gemiler yollarını buldular. Ne gemileri canım? Tüm dünya... Yo, matematiksel olarak çok iyi. İbrahim Hakkı. Çok canım. Çok dakik. Yani Mısır takvim sistemi tarihin gördüğü en dakik sistemlerden biridir. Milattan önce kaç? 2000'lerde yaptılar adamlar. Çok dakik. Hiç yanlış yok neredeyse. Ömer Hayyam'ın takvimi bugünkü takvimden daha dakik. Ömer Hayyam'ın takvimi, hazırladığı Celali şeyin, Melik Şahin'in hazırladığı takvim, bugünkü takvimden 10 bin yılda bir kaçak veriyor. Bugünkü takvim 4 bin bilmem kaç yılda bir kaçak veriyor. Tabii yani o mesele o değil. Şimdi içinde yaşadığın ve idrak ettiğin gerçeklik senin teorine mi göre değişiyor? Şimdi sağduyu diyor ki bize, kesinlikle değil. Gerçeklik, gerçeklik olarak çalışıyor. İşte bak, bir sürü problem çıktı burada ortaya. Bizden bağımsız bir gerçeklik var diyoruz. Var da, bu gerçeklik nerede inşa ediliyor? Kendinde şeylik, nesnenin ya da fiziksel gerçekliğin kendinde şeyliğiyle onun idraki arasında bir fark var mı? Biz onu bu zihnimize aktarıp bir temsil mi yapıyoruz? Yani o bir yansıma mı? Yoksa biz onu inşa mı ediyoruz? Bakın bunların hepsinin felsefe tarihinde karşılığı var. Şimdi onlara girmiyorum. Yani ben şu masaya baktığımda masayı zihnime yansıtıyor muyum? Olduğu gibi. Yoksa masayı ben zihnimde inşa mı ediyorum? Ne açıdan? Bilgi açısından. Dolayısıyla gördüğüm masa aslında biraz da benim zihnimdeki masa mı? Değil mi? Dolayısıyla bilgi şeması, epistemolojik şeması çok önemli. Ne tür bir bilgi anlayışım var? Yani okuduğun medyum İbn Sina'nın bilgi sistematiğini okurken, eğer sen tecerrüt nazariyesi dediğimiz, soyutlama diyeceğim de soyutlama değil, yani o soyutlama şeyle karşı, soyut kavramlarla karışıyor bizde. Tecerrüt nazariyesi diyor buna o sistem. Yani kelime anlamı tamam, soyutlama, ama yani ondan mahiyetini verecek şekildeki fazlalıkları temizlemek anlamından tecerrüt. Tecerrüt teorisini bilmezseniz, vücudu zihni anlayışını bilmezseniz mesela İbn Sina'nın metinlerini anlamakta zorlanırsınız. Şimdi aynı kafayla kelam metinlerine yaklaştığınız zaman bu sefer orayı çarpıtırsınız. En büyük hata da şey, terim süreklilikleri, ıstılah süreklilikleri mefhum sürekliliğini gerektirmiyor. Kavram sürekliliğini gerektirmiyor. Yani diyelim ki ikisi de zihin kavramını kullanıyor. Bak, en büyük yanlışlarımızdan biri de bu. Zihin kavramını kullanıyor. Zannediyoruz ki hepsi zihinden aynı şeyi anlıyor. Lafız aynı.
terim hatta diyelim terim ıstılah olarak aynı ama mefhum çok değişik olabilir. Mesela diyelim ki Platon'un idea kavramıyla değil mi? Ya da Kant'ın idea kavramı aynı mı? Lafız aynı ama. Dolayısıyla bir metinlerdeki lafız süreklilikleri, terim, ıstılah süreklilikleri, mefhum süreklilikleri, kavram süreklilikleri ne çok dikkat etmek lazım. Açıyorsun mesela diyelim ki bak güzel bir örnek aklıma hemen şimdi geldi. İyici'nin Adıdüddin İyici 1350 ölümü kelamcı ahlak risalesi var. Sabah da anlattık ya. Şimdi ilginçtir. Orada kullandığı terminolojiyle İbn Sina'nın terminolojisinin hiçbir farkı yok. Terimler aynı. İstilah olarak aynı yani. İtidal diyor, rezilet diyor, fazilet diyor, değil mi? Efendim, şecaat, iffet, cesaret, adalet, o var ya dört tane temelerden. Bunların hepsini kullanıyor. Ama soru şu, aynı şeyi mi kastediyor? Fark ne? Özellikle Fahrettin Razi'den sonra İslam dünyasında İbn Sina'cı terminoloji çok yaygın. Hemen hemen her şeye bulaşmış. Fakat aynı şeyi mi kastediyorlar? O açıdan kavramları çok iyi bilmek lazım. Bunlar zor işler değil yani. Dikkat ettiğiniz zaman bu sadece felsefi pozisyonlar arası farkları ortaya koymuyor. Aynı felsefi pozisyon içerisinde filozofların farklı düşünüşlerini de tespit etmek bakımından bu ayrıntı çok önemli. Dedim ki Farabi de meşşai, İbn Sina da meşşai. Ama aynı şeyleri mi düşünüyorlar tam? Ya da aynı lafızları kullanıyorlar, aynı ıstılahları kullanıyorlar değil mi? Aynı şeyleri mi kastediyorlar her zaman? Ortaklıklar ve farklılıklar neler? Hatta daha da küçülteyim meseleyi. Aynı filozof, mesela İbn Sina, her zaman kullandığı, aynı lafzı kullanıyor, aynı terimi kullanıyor, hep aynı şeyi mi kastediyor? Son derece önemli arkadaşlar. Çünkü bir de kronolojik şema var. Hem büyük ölçekte yapıp ettiklerimizin bir kronolojisi var. Yani bir siz bile kendi hayatınızda bir kronoloji var değil mi? Doğduk 40 yaşında oluyorsun. Arada bir kronoloji var. Şimdi senin inançların aynı olabilir ama hassasiyetlerin değişebilir. O inanç ile ilgili tasavvurların değişebilir. Ahlak anlayışın bile değişebilir. Değil mi? Günah, sevap anlayışın bile değişebilir. Belli bir dönemde günah dediğine ya çok aşırı gitmişim ben diyebilirsin. Çok yaşadık bunları. Değil mi? Hemen tamamen terk etmek edebilirsin. Böyle kişinin kendi hayatında bile değil mi? Bir kronoloji var. Davranışlarına verdiği anlam, sahip olduğu bilgi filan. Şimdi genel olarak insanlık tarihinde felsefe bilimin bir kronolojisi var. Mezopotamya'sı var, şu var. İkincisi, sistemlerin kronolojisi var. Bir de bilim, o fikri üreten insanın bir kronolojisi var. Yani diyelim ki Aristoteles gençliğinde yazdığı bir eserle sonraki bir eseri arasında ne farklar var mesela? Adam şey değil ki, aynı şeyi papağan gibi tekrarlamıyor. Dinamik bir şey, düşünce geliştiriyor devamlı adam değil mi? İbn Sina'nın gençliğinde yazdığı bir metinle orta yaşta yazdığı bir metin, ölümüne yakın yazdığı bir metin. Onun için mesela çok önemli değil mi? Filozofların, düşünürlerin, bilim insanlarının en son yazdığı metin nedir mesela? Bu çok önemlidir. Çünkü onun bir tür nihai kaygılarını verir. Şimdi bak bunu bilmediğimiz zaman neler oluyor? Şimdi güzel bir örnek vereyim size. Kutbuddin Şirazi Sivas'ta biliyorsunuz. Uzun yıllar Gök Medresesi'nde hocalık yaptı. Ve modern öncesi dönemdeki en teorik 3 asrın metnini de Sivas'ta yazdı. Biri Nihayetül İdrak, Fidrayetül Eflak. Sonra El İhtiyaratül Muzafferi. Sonra da Tuhfetül Şaiye fi İlmin Heyyem. Şimdi eğer bu mantığı dikkate almazsanız kesinlikle adamın kafasının çorba olduğunu düşünürsünüz.
Çünkü Nihat-ı İdrak'ta bir şey söylüyor, İhtiyat-ı Muzaffer'de tersini söylüyor. Ya da daha farklı bir şey söylüyor. Geliyorsun Tuhfetü Şahiye'de, apayrı şeyler söylüyor. Şimdi nasıl yorum? Adam bunu söylüyor ama. Diyor ki, Tuhfetü Şahiye'nin girişinde diyor ki, ben diyor şimdiye kadar diyor bu işler üzerine çok çalıştım. Kendimi geliştirdim. Bunu nereden biliyoruz? Mesela Nihat-ı İdrak'ın nüshaları var. Kutbettin Şirazi not düşmüş. Kendi yazdığı metne notlar düşüyor. Diyor ki ya bunu böyle dedik ama bak bu şurada dikkat al bu. Sonra aynı metnin başka bir versiyonunda fikirler değişmiş bazı konularda. Yeni bir nüshası çıkmış. Ama kimin? Kendisinin. Sonra bakmış ki temel teoriyle istisnalar arasında oran kayboldu. İstisnalar çok. Oturup İhtiyarat-ı Muzaffer'i yazmış. Yeni bir fikri. Ölümüne yakında bu kadar astronomi konusunda, teorik astronomisinde çalıştım. Ama benim en nihayetinde vardığım kanaat, teorik astronomi denilince, yani gezegenlerin hareketleri, ilişkileri falan konusundaki tercihlerimi de burada Et-Tuhfetü Şahiye'de anlatıyorum. Bu benim bu konudaki nihai kararım, diyor adam. Şimdi bu sıra düzenini, kronolojik eserlerin kronolojik yazışımını, adamın fikriyatının gelişimini bilmediğin zaman herif çorba. Hakikaten karışık geliyor sana. Ama bildiğin zaman, hatta bırak sen eserleri, bir eserin nüshaları var bak şimdi. Diyelim ki Ali Kuşçu'nun El Fethiye fi İlmi Lehiye, astronomi kitabı, Fatih'e sundu değil mi? Üç versiyonu var. Adam dinamik bir adam, ders yapıyor, eğitim yapıyor. Eğitim yaparken fikri değişebilir ya da düşünüyor ya da yeni bir gözlem yapıyor. Ne oldu? Eserine eklemeler yapıyor. Sen şimdi ilk versiyonu alıyorsun. Böyle şeyler çok karşılaştığım için akademide. Başka bir sesini buluyorsun, aa farklı şeyler söylüyor. Hayır, farklı şeyler söylemiyor. Adam fikrini geliştirmiş. Anlatabildim mi? Dolayısıyla kronoloji çok önemli. Sen İbn Sina'nın eserlerini böyle dizip tek düze okursan. Ha sadece bu felsefede, bilimde mi? Hayır. Fıkıhta da bu böyle. Hadiste de bu böyle. Yani o hadis aliminin görüşleri değişmiyor mu? O fıkıh aliminin görüşleri, fetva, kanaatleri değişiyor. Birbiriyle çelişik fetvalar ver Ebu Hanife'nin. Adam bir fetva vermiş. O andaki bilgi birikimine, kapasitesine göre vermiş. Sonra bilgisi genişliyor adamın. Yani siz 20 yıl önceki sahip olduğunuz bilgiyle şimdiki bilgi aynı mı? Değil. Ya şimdi o kadar şey tek düze okunuyor ki. Şimdi görüyorsunuz özellikle televizyonda medya maymunları. Değil mi? Neler söylüyorlar her konuda. Ya bilmek öyle basit bir hadise değil arkadaşlar ya. Hakikaten basit bir hadise değil yani. Hele hele olup biten hakkında konuşmayı çok kolay zannediyoruz biz. Nasıl olsa kimsenin canı yanmıyor. Değil mi? Yaşayan biri hakkında kolay konuşamazsın, sana cevabı yapıştırır da. Adam gelip gitmiş. Kolay değil adamın o bütünle ilişkin bilgiyi elde etmek. Bir de tabii dördüncü olarak aksiyolojik şema çok önemli. Şöyle bir kötü alışkanlığımız var. Metinleri hani dedik ya hep çöp adamlar üretti zannediyoruz. Aristoteles çöp adam. İbn Sina çöp adam. Kant çöp adam. Bu farklı kültürleri okurken de karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar bunlar bir değer dünyası içerisinde yaşıyorlar. Bu değerler bir, büyük ölçekli medeniyet değerleri, küçük ölçek kendi kültür değerleri, daha küçük ölçek kendi psikolojik değerleri var adamın. Şimdi Hegel'in tarih felsefesini okuyorsun, bayağı komplike bir felsefe. Ama adam tarihin nihayetini Prusya Devleti'nin inşasına kadar ki, bütün tarihin amacı Prusya Devleti'ni inşa etti. Hristiyanlığın değerlerinin tarihsel açılımını sağlamak. Baba, şimdi bu ne oldu bu şimdi? Bunu dikkate almadan Hegel'i okuyamazsın işte. Orayı kesiyoruz biz Türkiye'de. Orayı dikkate almıyoruz. Karşı mit okuyoruz. Türkiye'de çok var değil mi? Karşı mit, siyaset, bilim falan. Ya adam Nazi. Adam yasanın kaynağının kilise olduğunu hala savunuyor. Bak, geçmişteki kilise hala yasanın kaynağı papadır. Şu andaki papa. Ama bunu
göz ardı ediyoruz. Levinas okuyoruz. Tamam, Levinas'ın sistemini bilelim de, ama Levinas'ın bütün derdinin, adam 3. Musa kardeşim. Yahudilik olduğunu gördük işte, adam çıktı ne dedi? İnsan hakları kurgudur dedi, değil mi? Bir tanesi. Bir Yahudi yazar, düşünür, ne olduğu belli olmayan bir imal edilmiş bir herif. Bırakın dedi öyle insan hakları, insan hakları bir kurgudur dedi ya. Şimdi ya ben öyle içinde bulunduğumuz cemiyetin ahlaki ve estetiklerini düşürmeyelim diye bazı isimleri zikretmem. Anlatabiliyor muyum? Bir şey konu, hocam falanca mı demeyelim bence. Seviyeyi düşürmeyelim yani. O anlamda. Şimdi adamın düşüncesi adamdan bağımsız olacak. Değil. O bir proje abiciğim. Ya biraz siyaset bilmek lazım. Biliyorsun değil mi? Çok etkilemişti bizim Türkiye'deki insanları. Yani ahmak olunca etkiler tabii canım. Yani 10. sınıf bilgilerle. Böyle şu anda Türkiye'deki bazı entelektüeller, piyasa entelektüelleri diyelim, popüler kitaplarla iş yapıyor. Adam hiçbir filozofun metnini doğru dürüst baştan sona okumamış. Bir filozofun kafası nasıl çalışır? Çok önemli bu. Ondan sonra bunları okumadan, onlar üzerine yazmadan, ikinci, üçüncü kaynaklarla. Ya bilim ciddi iş, öyle bilim, fizik bilimi, biyoloji bilimi ciddi bir iş. Okuyacaksın, popüler kitapları bil ama popüler kitaplar üzerinden ahkam kesilmez yani. Demek ki adamın şeyi zayıf. Ne diyecektim ya İbrahim Bey? Konuyu değiştirdim. Aksiyolojik şematizmi okuyoruz. İlaçlar derken. Bir örnek verecektim de unuttum. Neyse, gelirse söylerim. O açıdan özellikle bu bağlamdan, bütünden koptuğumuz zaman çok açığa çıkıyor. Yunan felsefesiyle ilgili hep söylüyorum, Türkiye'deki ve hatta dünyadaki ilişki de böyle. Bu sanki Yunanlı düşünürlerin hiçbir ahlaki, dini, estetik, politik değerleri yok. Adamlar çöp adam, insanlık için düşünmüşler sadece. Soyut bir insanlık idesi için düşünmüşler. Dolayısıyla olduğu gibi onu almamız gerektiği kanaatine kapılıyor insan. Öyle değil ya. Bu adamlar hakarettir bir de yani. Ya sen Kant'ı okuyorsun, tamam, Kant büyük bir filozof, okuyacağız tabii yani, ama Kant'ın neticede bütününü dikkate almadan parçasını en azından yanlış anlarsın. Bu klasik kültürümüzü okurken de böyle. Yani İbn Sina'yı okurken de, İmam Maturidi'yi okurken de, İmam Şafii'yi okurken de, İmam Eşari'yi okurken de böyle bu. Ali Kuşçu'yu okurken de Taşköprüzade. Hep söylediğim şey var. Bunu bir türlü de, bunu da yerleştiremedik Türkiye'ye. Arkadaşlar bugün 2024 12 Ocak mı? 13. Burada İbn Sinacı olmak, Gazzalici olmak, İbn Rüşdçü olmak, şucu bu bir şey çözmez ya. Ya böyle saçma sapan şeyler var. Hani geçmiş savaşı kazanmaya çalışıyor insanlar. Churchill MacArthur'a demiş ki Normandiya çıkartmasını yapılacak. Biliyorsun Normandiya çıkartmasının komutanı MacArthur değil mi? Müttefik kuvvetler komutanı. Plan yapmış adam. Oturmuş kurma heyetliğine plan yapmış. Churchill ikide bir müdahale ediyor. Demiş ki işine bak demiş sen. Ya demiş ben bu savaşın kazanılmasını istiyorum. Ne demiş MacArthur? Hayır. Sen Çanakkale'de kaybettiğin savaşı kazanmak istiyorsun. Sen hala oradaki savaştasın. Yenildi ya orada. Adam hala bir savaş, zafer kazanmak istiyor yani. Biz şimdi İslam düşünce tarihi, efendim kelam tarihi, felsefe tarihini okurken Türkiye'de hala o kavgalardan taraf oluyoruz. Tamam mı? Ben İbn-i Rüşçü'yüm, öbürü Gazzalici, öbürü bilmem şucu bucu. Savaşı kazanıyor. Ya bitti o savaş. Kim kazandıysa kazandı. Bir de düşünce tarihi, savaş tarihi olarak okunmaz. Bu kaybetme kaybetme meselesi değil. Bir sorun var. O medeniyetin içerisinde halis sorular var. Geçen hafta anlattım nedir halis soru. Bir de o sadece soruları çözmek için ürettiğimiz teorilerin soruları var. Teori aralarında ilişkiler var, felsefi pozisyon tutumlar. Bunları çözmeye çalışmış adamlar. Oldu bitti. Yani neyi kazanmaya, neyi çözmeye çalışıyorsun? İbn-i Rüşdçü olsan ne olur? İbn-i Gazzalici olsan ne olur? Neyi çözeceksin yani? Anladın mı? Bu adamlar bu meseleleri nasıl yakalamışlar, nasıl idrak etmişler?
nasıl kavramsallaştırmışlar, nasıl çözmeye çalışmışlar, bunu çözerken ne tür sistematikler geliştirmişler, buna bak. O tecrübeyi edin. Ne dedik? Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz. Ama çamaşır kurutma tecrübesi aktarılabilir. Sen bir Gazali'nin kafası nasıl çalışıyor? İbn-i Rüşd'ün kafası nasıl çalışıyor? Ne tür sistematikler sistematik içerisinde hareket ediyor? Onu bir tecrübe et. Değil mi? Onu al. Oradan faydalan. Bugüne taşıyacağın önemli cümle varsa, yani klasik kültürler bugüne taşınacak hazineleri içerirler. Ama sen taraf olursan, cici cücü üzerinden gidersen, şu haklı bu haklı kavgasına girersen, oradaki şeyi de göremezsin, imkanları da göremezsin. Ne İbn-i Rüşd'deki imkanları görebilirsin, ne Gazali'deki, ne Razi'deki, ne bileyim ben Tusi'deki imkanları da göremezsin. Böyle yanlış okuma biçimi bu yani. Doğru değil. Bugünkü sorunlarımız farklı. Ben buna geçmişin bizi istilası diyorum. Yani sadece yabancı kültürler bizi işgal etmiyor. Geçmiş de bizi işgal ediyor bu açıdan. Süzgeçimiz yoksa geçmişin işgaline uğrarız. Geçmişin işgali yabancı kültürün işgalinden daha tehlikeli. Çünkü yabancı kültür işaret edilebilir bir yabancılığı var. Bak bu yabancı dersin. Ama geçmişin bizi işgal etmesi bizim olduğu için kolay tespit edilecek bir şey değil. Daha yıkıcı olur yani onun sonucu. Biraz ayık olma, bir süzgecimizin olması lazım. Hem geçmişle irtibat kurarken süzgeçlerimiz olması lazım. Hem farklı kültürlerle ilişki kurarken süzgeçlerimiz olması lazım. Bu da tabii kişinin bir metafizik zemininin bulunması demek. Neyse. Yani aksiyoloji bu açıdan çok önemli. Metinleri okurken önemli etkileri oluyor. O düşünürün tüm aksiyoloji aynı zamanda o kişinin içinde nefes alıp verdiği değer sistemini bilmek. Ne tür değerlerle iş görüyor adam? Öte dünya inancından tut da Tanrı inancına, değil mi? Estetik değerlerine, politik değerlerine, yani bilgi ve değer ilişkisi açısından o değer dünyasını adamın yakalamak lazım. Ve psikolojik değerlerine. Düşün ürettiği fikirlerin hepsinin bununla irtibatı var neticede. Bize bunları makine üretmiyor ve hazır olarak da verilmiyor. Nihai amacı da ne? O da çok önemli. Buyurun. Hocam bunun tersini düşünmek de çöp adamı tamamen giydirmek de benzer problemler getirebilir mi? Ne gibi? Bir mesela bir kültür üzerinden değerlendirmek yahut belirli her ideolojiler belirli bir amaçla ürettikleri gibi vesaire. Hayır. O öyle bir tehlike var tabii. Ama tabakaları dikkate aldığında, bu tabakaları tespit ettiğinde, o tabakadan insanın istidlali aklın, o müşterek tarafımız, aklımızın müşterek tarafının alanla ilgili neyi devşirip bugüne taşıyabileceğini tespit edersin. Bir örnek vereyim sana. Şimdi diyelim ki, geçen de bu örneği vermiştim zannediyorum. Şimdi matematik dediğim şey, disiplin. Bir disiplin. Neticede insan idrakinin bir ortaklığı var değil mi? Transandantal bir ego var. Şimdi matematik belirli işlemlerden oluşuyor. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme filan falan. Bunlar her kültürde aynı değil mi? Toplamayı farklı yapabilir. İşte biz diyelim ki klasik metinlerimizde bizim 5 tane farklı toplama türü var. Çıkarma türleri farklı. Ama neticede çıkartma, çarpma, bölme, toplama, kök alma, üs alma onları yapıyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Ama burada benim işaret ettiğim şey bu teknik, mekanizma değil. Sayı anlayışı. Matematik nesne anlayışı. Matematik yargı anlayışını nasıl adam temellendiriyor? Anlatabiliyor muyum? Yani iç içe geçmiş şeyler. Adamın en zemindeki daire ile şu içerideki mekanizma iyi karıştırmamak lazım. Şu adam burada matematik işlemleri yapıyor, işte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Burada bir sıkıntı yok ki. Zaten hiçbir düşünür bununla sıkıntı yaşamaz. Ama bunu hangi zeminde yapıyor? Ben niye Pitagorasçı olayım ki? Mesela. Pitagorasçı sayı anlayışını reddetmem, Pitagorasçı'nın matematik nesnelerle olan ilişkin yorumlarını reddetmem, matematiğe düşmanlığım anlamına gelmez ki. Ama böyle yorumluyoruz. Ve adamın bunlara yaptığı eleştiriyi de
matematiğe eleştiriymiş gibi okuyoruz. Şimdi bakın burada bir şey söyleyeceğim. Burası önemli. Modernle klasik dönem arasında bir fark var. Bunu da sık sık söylüyoruz da. Kaç, 20 yılda söylüyoruz belki, 30 yılda söylüyoruz. Şimdi klasik geleneklerde, bugün mesela, bugün felsefe ve bilimler karşıtlığı var. Değil mi? Felsefe başka bir şey. Onun için zaten bilim felsefesi, matematik felsefesi, fizik felsefesi, her şeyin felsefesini yapmaya çalışıyoruz bak. Hatta felsefeyi gömüyor adamlar. İşte felsefe çalışmıyor, felsefe öldü, felsefe bilimlere ayak bağı oluyor, değil mi? Bir sürü çağdaş, son 20-30 yılda yapılan tartışmalar var. Klasik geleneklerde bu farklı bir şey. Felsefe dediğimiz şey, klasik gelenekte felsefenin karşısında metafizik alıyor. Bilimler yine yerini koruyor. Ama ikisi hepsine birden de felsefi bilimler adını veriyoruz. Nazari ameli şeklinde. Şimdi metafiziktir şeyde, klasik gelenekte mesela. Yani kimsenin bilimlerle problemi yok. Çünkü metafizik, hatırlarsanız siz okumuştum ben değil mi? 5 tane anlamı var demiştim. Bir anlamı neydi metafiziğin? Tüm bilimlerin ilkelerini vermek. Konularını tayin etmek ve ilkelerini vermek. Onun için ilk felsefe diyor Aristoteles buna. İlk felsefe. Yani ne demek ilk? Diğerleri ikinci el. Bugün bilim birincil oldu, felsefe ikincil oldu aslında ama bir çatışma var. Dolayısıyla eleştirilerin çoğu, klasik gelenekte yapılan eleştirilerin çoğu bilimlere değil. Felsefe dendiğinde klasik metinlerde de felsefe, metafiziği anlayacaksınız büyük oranda. Tehafütül felsefedeki felsefe, metafiziğe gider. Ben senin metafiziğini kabul etmek zorunda değilim ya. Niye kabul edeyim ki? Yani Aristoteles, Platon'un metafiziğini kabul mü etti? Etmedi. Yeni bir metafizik kurdu. Platonus, Aristoteles'in metafiziğini mi kabul etti? Yok. Ben niye senin metafiziğini kabul edeyim ki? Benim de kendime göre metafizik var. Geçen derslerde anlattım. O hayat görüşünden hareketle nasıl bu sistemler kuruluyor hareketi hatırlarsanız. Dolayısıyla eleştiriler metafiziğe yöneliktir. Şimdi diyelim ki bilimlerdeki nedensellik mesela, değil mi? En karıştırılan şeylerden biri ile bu nedenselliğin metafizikteki zeminin eleştirisi aynı değildir. Tıpkı matematikteki gibi. Matematik işlemleri kimse eleştirir. Ben hiç görmedim ya, böyle toplama mı olur ya? Toplama nedir ya? Boş ver, toplamayalım bir şeyi. Her şey dağınık kalsın. Ya da çarpmayalım diyen birini görmedim. Yani Mezopotamya'da da matematik işlemler var. Mısır'da da var. Greklerde de var. Helenistik dönemde de var. İslam dünyasında da var. Çin'de de var. Hint'te de var. Zaten birbirleriyle alıp verme konularında da burada bir sıkıntı ortaya çıkmıyor ki. Yani mekanizmaları kendine esas alan, değil mi? Bilimler alanında bir problem yok. Fizik fiziktir, matematik matematiktir. O zaten özümüz ama onların yapıldığı o zemin, hem genel anlamıyla metafizik, hem de bu metafiziğin A bilimine, B bilimine verdikleri o bilimin metafizik zemini, abi problem tabii gayet. Bugün de zaten her sistem aynı metafizikten hareket ediyor. Yani bugün bile farklı metafizikler var. Bilmiyorum anlatabildim meseleyi. O açıdan çok dikkatli olmakta fayda var. Biz şu şemaları yaparken, bunu anlattık daha önce, onun için buraya değinmedim. Şu şemaları yaparken mekanizmalar, o alanın dili, alanın teknik içeriği çok büyük bir sorun teşkil etmez. Ama unutmayalım, onların anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için metafizik bir çanağa ihtiyaç var. Yani bir medeniyetin, bir kültürün büyük ölçekli bir metafizik çanağı var. Bir de her bilimin kendine ait küçük büyük metafizikten pay alan küçük bir metafiziği var. Yani sizce çok önemsiz midir mesela? Matematik nesneler ne tür nesnedir? Yaratılmış nesneler midir? İnsanın kurgu nesneleri midir? Fizikten elde edilen nesneler midir? Bunlar çok önemsiz mi? Ha,
İşlem yaparken zaten bir mühendis, bir matematik öğretmeni, bir matematikçi bunlarla ilgilenmez ki. Adam işlem yapıyor. Ama filozof bunların üzerine düşünür. Matematik nesne nedir? Matematik yargı nedir? Nasıl oluyor da matematik doğayı açıklıyor? Gerçekten bu doğru mu? Kesinliği nereden alıyoruz? Bunların hepsi büyük sorular. Bilim tarihinde, bilim felsefesinde. Yunan'da bile, Greklerde bile kaç tane farklı matematik nesne tasavvuru var? Pitagorasçılarınki ayrı, Platon'unki ayrı, Aristoteles'inki aynı, apayrı. Şimdi matematik düşmanı mı bunları? Yok. Ya da İslam dünyasına gel. Kelamcıların matematik nesne anlayışıyla, matematik yargı anlayışıyla efendim İbn-i Sina'dan aynı mı? Ya da işrakilerin aynı mı? Aynı olmak zorunda değil yani. Buralara dikkat edelim yani. Etmezse karışıyor mesele. Niçin eleştiriyor adam? Hangi açıdan eleştiriyor? Bunu karıştırırız. Adam evet matematiği eleştiriyor gibi gözüküyorsun ama baktığında matematik yargı nedir mesela? Matematik yargılar gerçek midir değil midir? Gerçek diyorsan bir sürü problem var. Gerçek değil diyorsan başka bir sürü problem var. Evet. Bilmiyorum anlatabildim mi şimdiye kadarki meseleyi. O açıdan klasik gelenekte felsefe dendiğinde metinlerde burayı kastedildiğine dikkat edin. Yani İbn-i Teymiye felsefeyi eleştiriyor ya da Gazali felsefeyi eleştiriyor. Kastedilen bu bilimler değil. O dönemde tabii bu yekpare bir bütün oluşturuyor. Biz hemen kafamız ona göre çalışıyor ama kastedilen oradaki metafizik. Onunla şey yapıyor diyorlar. Onu muhatap alıyorlar. Ve bu zaten çok önemli bir şey. Bunu da eleştirmezsen niye eleştireceksin zaten? Mesele tekrar ediyorum. Tek tek bilimler, tek tek alanlar ve bu tek tek bilim ve alanların teknik içerikleri, onların mekanizmaları değil, onların zeminde bulunan hem genel anlamda metafizik, o kültürün, o medeniyetin metafizik çanakları, hem de o filozofun tüm bunları üzerine inşa ettiği özel metafizik. Tartışma konusu esas itibariyle niye? Çünkü bunlara birliğini veren, bunları bir arada tutan odur ki bahsedeceğiz belki bu ders, belki gelecek ders. Varlığı taksim ederken düşünürler, bu metafizik çanaktan hareket ediyorlar. Yani tasnif-ül ulum yapabilmek için, neydi tasnif-ül ulum? Bilimleri sınıflandırmak. Tasnif-ül ulum, ulumların üzerine şey yapıyordu, oturuyordu. Taksim-ül vücut, varlığın taksimi. Varlığın taksimi olmadan bilimlerin tasnifi olmaz. Neye göre yapacaksın çünkü? Bunun üzerine konuşacağız. Taksim-ül vücut çok önemli ya. Varlığın taksimatı çok önemli bir şey. Ve o da o metafizik çanağa göre yapılıyor. Yani matematik nesneler, harici nesneler midir, zihni nesneler midir, dilsel nesneler midir, tanımsal nesneler midir? Hayali nesneler midir? Kurgusal nesneler midir? Sen varlık şemasında ona nasıl yer veriyorsan ona göre düşünmeye başlıyorsun. Şimdi melek. Bugünkü dünyamızda, işte Türkiye'de muhafazakar Müslüman dediğimiz insanların nezdinde ne tür nesneler? Düşünün bakalım. Nerede melekler? Hayatımızın neresindeler? Aynı nesneler midir? Lafız olarak değil, mefhum olarak. Yani ne demek? Sağında solunda iki melek var. Günah ve sevaplarını yazıyor. Cümlesi bugün mefhum olarak kabul ediliyor mu? Somut mu? Yoksa bir lafız mı? Bir düşünün bakalım yani. Yok ben cevap vermiyorum. Soru soruyorum. Senin varlık şemanda, varlık şemanda meleklerin yeri nedir? Bu o kadar önemli bir şey ki sen şimdi mesela
Bakın geçen gelecek hafta konuşacağız. Nefsun natıka, mücerret nefs. Şimdi mücerret nefs ne? Mekan zamanda temsili olmayan, maddi, cisimsel, cismani tüm özelliklerden ari olan bir nefs anlayışı var mı mesela? Bu nereden geliyor? Mesela niye ilk kelamcılarda yok? Niye buna karşı çıkmak? Şimdi buna karşı çıkmak, felsefeye, düşünceye, metafizeye karşı çıkmak mı? Ben niye mücerret nefsi kabul edeyim? Mesela. Niye ilk kelamcılar kabul etmemiş? Ne Mu'tezile ne Eş'aride yok bu. Kendi varlık şemasında bir problem yarattığı için yok. Senin kafanda bir varlık şeması yok. Ondan sonra her şeyi çorba bir şekilde okuyorsun. Dikkat ederseniz büyük oranda düşünüşümüz teknik sonuçlar itibarıyla bilimi düşünüyoruz. Hala bugün Türkiye'de bir bilim anlayışı falan yok. Hep teknik olarak onu düşünüyoruz biz. Teknik sonuçları. Füze yapıyorsak, onu yapıyorsak, bunu yapıyorsak iyi. Ne demek bilim? Bilim bu mu? Kafamız bugün böyle çalıştığı için klasik dönemde aynı şeyi arıyoruz. Değil mi? Taşköprüzade'nin edebiyat yaptığını zannediyorsun. Ya da İbn Kemal'in. Ya da Ali Kuşçu'nun. Ya da Gelenbevi İsmail Efendi'nin. Sor bakayım ona, o ne yapıyor? Ne diye anlatacak kendini? Yani anlatabildim mi? Dolayısıyla o varlık şeması o kadar önemli bir şey ki. Senin tüm inanç sistemine bile tahallük ediyor. Kurduğun metafiziğe de... Şimdi diyelim ki sen İbn-i Sinacıysan, icap ve imkan metafiziği çerçevesinde varlık şemasını kuruyorsun. Değil mi? Kelamcıysan, hudus, kıdem metafiziğine göre varlık şemasını kuruyorsun. Tüm nesneleri ona göre yerleştiriyorsun. Ve o nesneye ilişkin bilgini ona göre üretiyorsun. O ayrımı bilmeden... Bak İbn-i Kemal'in bir risalesi var. İbn-i Kemal biliyorsunuz. Kemal Paşazade, bizim meşhur Şeyhülislamımız. Bir risalesi var şimdi. Risalesi ezberimde değil ama diyor ki... Kendi çağdaşlarını bir konu, bir meselede eleştirirken... Bu arkadaşlar diyor meseleyi doğru vaz etmişler, yanlış cevaplıyorlar. Niye yanlış cevaplıyorlar? Çünkü meşyai geleneğin bütününü dikkate almadan sadece bu meseleyle alakalı söyledikleri cümleleri göz önünde bulunduruyorlar. Halbuki diyor bütünü esas almak zorundasın. Adam çünkü iddiada bulunurken belli bir bütün içinde iddiada bulunuyor ve o bütünün içerisinde o parça anlam kazanıyor. Sen o parçayı alıyorsun. Ha o parçayı al kendi bütününe yerleştir. Ama kendi bütününe yerleştirmeksizin meşayiler böyle dedi demen diyor doğru olmaz. Adamlar öyle demiyor. Bak buradan kelamcıları bile eleştiriyor. Felsefeci, o kendi dönemindeki felsefeci eleştiriyor. İbn Kemal, bizim İbn Kemal. Hakikaten bu çok doğru. Ben okuyunca adam dedim, vah helal olsun, adam anlamış bu işi. Tamam arkadaşlar, şimdi buraya kadar soru sorun var mı? Şimdi şu ontolojik şema üzerine biraz duracağız. Biraz aslında girdik. Nerede silgi? Şimdi ontolojik şema aslında bizim doğrudan varlık şemamızla iç içe bir şema. Çünkü bir kültürün, medeniyetin, bir felsefi sistemin bir medeniyette sırf illa tek bir şema var diye bir kural yok. Çok değişik şemalar olabilir. Meşayilerin şeması farklı. Kelamcıların farklı. Ekberilerin farklı. İşrakilerin farklı. Hatta kendi alt gruplarında da farklı eklemeler, çıkartmalar yapabilirler. Ama şemayı çok iyi bilmek lazım. Şimdi bak bir örnek vereceğim. Her zaman verdiğim bir örnektir ama güzel bir örnektir. Ramazan Efendi var bizde. Duydunuz mu bilmiyorum. Ramazan Efendi duyan var mı içinizde? Camisi var. Önemli adam. Şimdi bir gün bana bir öğrenci dedi ki hocam dedi Semerkandî kim dedi. Hangisi dedim. Sadece 10. yüzyılda
10 cilt El-Kınt fi ulema-i Semerkant El-Kant fi ulema-i Semerkant diye 10 ciltlik eser var. Bir cildi gelmiş günümüze. Semerkandi ha, kimdir? Bir sürü Semerkandi var, hangisi? Ramazan Efendi var tabi. Ramazan Efendi dediğim adam 2. Beyazıt döneminde yaşamış, Sultan 2. Beyazıt döneminde yaşamış. Hayat hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyoruz. En azından ben bilmiyorum. Şeyin Nesefi'nin akaidine Taflazan'ın yazdığı şerhe yeni bir şerh yazıyor. Yani şerhe şerh yazmak çok öyle kolay bir iş değil. Çok güçlü bir metin. Şimdi o metinde çok güzel bir şey var. Bu benim anlattıklarımı özetleyecek bir şey. Diyor ki Ramazan Efendi, olumsuzluk nedir diye, ya olumsuzluk cümledeki olumsuzluğu, nefi kelimesini kullanıyor. Olumsuzluk nedir? Yani x, y değildir cümlesinin anlamlı olabilmesi için onu nereye oturtmam lazım? Hani verdiğim bir örnek vardı ya sık sık. Kafiyecinin de bahsettim size. Kafiyeci Zeyd ayaktadır önermesinin anlamlı olabilmesi için 113 şarttan bahsediyor. Bir cümle ya. Zeyd ayaktadır. Onun metafizik, teolojik, dilsel, değil mi? Bir sürü şeyi var. Cümlenin anlamlı olabilmesi için ben şuraya bir şey yazsam, Çince bir şey yazsam onun anlamını nereden çıkartacaksın? X, Y değildir şeklinde, o değildirin anlamlı olabilmesi için nasıl bir şemaya ihtiyacımız var diyor Ramazan Efendi. Ve çok ilginç bir şey, sıralama yapıyor. Diyor ki, bak onun sıralamasını bozmamak için yanıma alayım. Nef diyor bir, şöyle nef, yani cümlede olumsuzluk. Diyor ki x, y'dir, bir hükümdür diyor. Dolayısıyla hükmün altında incelenmesi lazım. Yani ne demek hüküm? Yargıdır. Hüküm, yargı, yani tasdik, bir bilgidir diyor. İlimdir yani. Biliyorsun ilim tekil anlamda bilgiye karşılık gelir. Bilgi nefsani bir keyfiyet, yani insan nefsine ait bir keyfiyet, nitelik. Nitelik, nefsani keyfiyet genel niteliğin bir parçasıdır. Nitelik arazdır. Araz mümkündür. Mümkün. Mümkün de varlığın, vücudun bir alt parçasıdır. Bakın. Varlık mümkün, mümteni, icap diye ayrılmaz mı? Mümkünün altı arazlar. Araz çünkü nitelik, arazdır. Nitelikler. Bu nitelik ama herhangi bir nitelik değil. İnsan nefsine ait bir nitelik. Çünkü insan bilir. Bilgidir. Ama bu bilgi tasavvur değildir. Tasdiktir. Bir yargıdır çünkü. Bir kavram değildir. Bu da şeyinde, yargılarında olumlu ve olumsuzu vardır. Bu kendisi anlatıyor. Bunu benim şeyim değil. Orada metinden çıkarttığım bir şey değil. Dolayısıyla diyor herhangi bir soruyu diyor yanıtlamadan önce onun varlık şemasındaki yerini sorman lazım. Niye? Bak bu çok önemli. Çünkü herhangi bir nesneye, herhangi bir kavrama, konuya daha doğrusu yükleme yapmanın meşruiyeti onun varlık şemasındaki yeriyle alakalı. Ne demek? Mesela Tanrı'ya yükleme yapacaksın. Tanrı'ya yükleme yaparken onun varlık şemasındaki yerinin eğer sen icabi kategoride olduğunu bilmezsen, mümkün dünyanın kategorisini yaparsan ona gitti. Mesela Tanrı bilir dediğinde, bak o kadar önemli bir şey, Tanrı bilir dediğinde eğer bilmeyi sen mümkün bir varlık şemasındaki, mümkün kümesinin üyesindeki yaptığın gibi yaparsan o zaman ne yaparsın? Tanrı nasıl bilir kardeşim? Bilen bilinen var, ilim var, optik şartlar gerekli, Tanrı'nın da ışık var ama kardeşim Tanrı bilir diyoruz. Tanrı'nın varlık şemasıyla.
O insanın bilgi şey varlık şemasında yeri aynı mı? Heh. Daha şey ru'yetullah Tanrı'yı görmek. Şimdi ne yapıyorsun? Görmek nedir? Optik bir ortam ister. Işık ister, renk ister, değil mi? Mesafe ister. Dolayısıyla bugünkü yani içinde yaşadığın fiziğin kurallığı aklına gelir. Tamam görmek neticede günlük dilde kullandığımız bir kelime ama yüklediğimiz konu Tanrı. Tanrı'yı görmekten bahsediyoruz. Dolayısıyla farklı bir fizik mümkündür. Bakın çok ilginç. Buradan Kenan Müzer diyor ki farklı bir fizik, farklı bir optik mümkündür her zaman. Bunu meşayiler düşünmez mesela. Meşayiler kabul etmez bunu. Kenan Müzer'in ufku bu konuda çok geniş. İşin içinde Tanrı olduğu için. Dolayısıyla yükleme yaptığı X, Y'dir dediğimde Y'nin meşruiyeti X'in varlık şemasındaki yeriyle alakalı. Matematik nesneden bahsediyorum. Diyorum ki X şemesi, nedir? 4 sayısı uçar. Doğru mu bu? Matematik nesne nasıl uçsun ya? Ben öyle düşünüyorum. Uçar diyorum diyor adam yani. Şimdi ilk başta tabii ben çok komik bir örnek geldiyse ama matematik nesnelerin mistik yorumları var bizde. Bütün kültürlerde var. Mistik olarak yorumluyor. Biri yorumluyor, aritmetik sayıları yorumluyor, geometrik şekilleri yorumluyor. Değil mi? Ya şunu kapatsam üşür müsünüz? Matematik nesnelere inanılmaz yüklemeler yapılıyor. Çift sayısı şöyledir, tek sayısı şöyledir. Çift sayıların özellikleri, böyle kitaplar var bizde. Sayıların sayılara bazı yüklemeler yapıyor. Şimdi biri çıkıp diyor ki ya siz deli misiniz? Bunlar sadece sayıları işaretlerdir. Bunlar niye yükleme yapıyorsunuz ki? Ama var. Ben size bunu söyleyeyim. Ne kadar yazma var bizim kütüphanelerde. Biri Tanrı ile ilişkilendiriyor. Sonra ikiyi alıyor. İki tane bilmem ne var. İki bilmem. Hep böyle sayılara mistik yüklemeler yapmak. Şimdi buna nasıl karşı çıkacaksın? Sayının varlık şemasındaki yeri ne? Nasıl bir nesne bu? Fiziksel bir nesne mi? Arkadaşlar bu o kadar önemli arz ediyor ki metinleri okurken hep verdiğim yine bir örnek var. Elhamdülillahillezî halakal a'dâde ve kassemâ ilel ezvâc vel efrâd dediğinde değil mi? Bunu daha önce de okudum size. Adam sayıları yarattı diyor Allah ya. Sayıları yaratan, çift ve tek olan, tek olarak böyle Allah'a hamdolsun diyor. Şimdi sen buradan hemen ne anlıyorsun? Matematik kitabı tamam. Ama Pitagorasçı olduğunu anlıyorsun. Sayılara bağımsız ontik nesneler muamelesi yapıyor. Allah onları yarattı diyor. Zihni olarak görmüyor onları ya da biçimsel olarak görmüyor. Aynı matematikçi ömrünün sonunda bu fikirden vazgeçiyor. Şimdi bak benim biraz önce verdiğim örneğe o kadar uygun ki aynı kişi bu arkadaşlar. Gençliğinde yazdığı kitap tamamen Pitagoryen bir sayı anlayışına dayanıyor ve işlemler aynı. Ömrünün sonunda kitabı değiştiriyor. Neyini değiştiriyor? İşlemleri mi? Yani toplamayı mı değiştiriyor? Yok. Tüm aynı ama girişini değiştiriyor. Artık matematik nesneleri tecerrüt sonucunda elde edilmiş. Yani eşyadan, fizik dünyadan soyutlanarak elde edilmiş nesneler olarak anlatıyor. Pitagorasçı nesneler olarak anlatmıyor yani. Bakın ne kadar adamı ama diğer şeyler aynı. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme, kök alma hepsi aynı. Aynı matematikçi İbnül Havvam. 1200-1324 ölümü. Anlatabildim mi meseleyi? O açıdan senin o nesneye ilişkin tasavvurun, onun varlık şemasındaki yeri yüklemelerini değiştiriyor. Çok önemli bir şey bu. Varlık nedir, ne değildir onlar uzun konular. Benim kendi o konuda farklı bir görüşüm var. Ama klasik geleneği, klasik derken günümüzde de var da baskın gelenek bu. O açıdan yapılması gereken ilk şey, herhangi bir metin okuyorsanız, herhangi bir felsefi pozisyonu çalışıyorsanız, herhangi bir Newton çalışıyorsunuz, oturacağın şey Newton'un prinsipasını baştan sona teknik olarak okumak değil, onu okursunuz. Newton'un zemininde bulunan temel kavramlar ne? Varlığı nasıl şey yapıyor, tanımlıyor? Mesela bunlara biz umurul amme diyoruz. Evet.
el umur, el amme. Ya da bunlara el külliyat denir. Ya da bugünkü ana dilimizde transcendental. Her sistemin üzerine kurulduğu umur ne demek? Emr. Umur. Kavram demek arkadaşlar. Bunu genel şeyler diye çeviriyorlar. Zihni şey demek. Emr kelimesi. Emr, zihni şey. Şey, somut nesne. Emr, zihni şey. Şimdi, mesela nedir? Herhangi bir kitabı aldığınızda varlık kavramı bir transcendental kavramdır. Yani zihnin kuşatıcı kavramı. Ve siz nereden konuşursanız konuşun, muhakkak onun varlığı söz konusudur. Bu tanrı da olabilir, bir masal da olabilir. Masal nesnesi. Onu çünkü var kabul etmekten üzerine yükleme yapamazsınız ki. Boşluğa yükleme yapılmaz. Yükleme dediğin şey subject. Altta duran demek subject değil mi? Ona yükleme yapıyorsun. Cevher diyorlardı eskiden. Cevher ne demek? Madenin en özü. Değil mi? Şeyce, pehlevice bu. Biliyorsunuz. Oradan alıyor biz Araplar. Arapçayı. Oradan giriyor. Öz dediğin şey. Ya da töz dediğin şey. Yüklemenin üzerine yapıyorsun. Ya da cisim. Bak, cisim de külli, şey, tümel bir kavram. Genel bir kavram. Değil mi? Cisim. Mesela Newtonculuktan örnek. Newton'un varlık anlayışına. Bak, bir bilim insanından örnek veriyorum. Newton iyi bir felsefeci değil. İyi bir filozof değil. Nedir adamın varlık anlayışı? Mesela diyelim ki bir gün Ali Kuşçu'ya diyorlar ki Devani için galiba yanlış hatırlamıyorsam söyleyen de Deşteki. Deşteki ile Devani çok kavgalı adamlar. Saati geçirmeyelim, bana haber verin ha. Bak, çok zevkli konulara girdik. Uçuyoruz. Devani ile Deşteki birbirine rakip biliyorsunuz bunlar. İki düşünür. Devani bir metin yazıyor. Deşteki ona cevap veriyor. Devani Deşteki'ye cevap veriyor. Devani işte Deşteki ona cevap verirken o ölüyor. Oğlu ona cevap veriyor. Sonra o ölüyor. Onun öğrencisi ona cevap veriyor. Derken böyle 200 yıl süren bir tartışma. 200 yıl sürmüş. Sürekliye bak yani. Devamlı tartışmışlar bunlar. Mesele de Ali Kuşçu'nun bir metninden ortaya çıkıyor. Ali Kuşçu'nun Şerh-i Tecrid'indeki yapıdan ortaya çıkıyor. Neyse, şimdi Ali Kuşçu'ya bir gün demişler ki efendim yanlış olabilir yalnız. İhtiyatla söylüyorum. Devani zannediyorum da. Bakın çok Devani diyor ki varlık tanrıdır. Şey gibi, ekberi gelenek gibi. Ben ahmaklarla fazla işim yok diyor Ali Kuşçu. Çünkü oğlum her şey varlığın altına düşünüyor. Sırf tanrı değil. Ama ben öyle bir pozisyon alırım ki felsefede varlık eşittir tanrı derim. Diğerlerini varlık olarak görmem mesela. Var mı o pozisyon? Elbette var. Ha? Şimdi ne kadar önemli şey. Acaba Newton varlığı nasıl görüyor? Hiç de olmayabilir bu kavram kendisi de. Diyelim ki Kant ve sonrasında varlık sadece totolojik bir yüklemdir. Bir niceleyicidir. Quantifier. Ya da analitik bir yüklemdir. Şimdi arkadaşlar siz Kant'ın varlık tasavvurunu bilmeden Kant'ın hiçbir cümlesini doldursanız İbn Sina açısından yorumlarsınız. Mesela Allah vardır önermesi. Bir totoloji midir? Hadi biraz oynayayım sizin imanınızla. Allah vardır. Şimdi Kant'a sorarsan bu analitik bir önerme. Hiçbir bilgi vermiyor bize. Allah vardır dediğinde Allah zaten var yani. Peki bir şeyin var olması ne demek? Diyecek ki evrensel kümede öyle bir şey vardır ki kendisiyle özdeştir. O demek aslında. Yeni bir şey söylemiyorsun vardır yüklemini kullanarak. Halbuki klasik genellikle varlık o kadar önemli ki Tanrı'nın var olması başka bir şey, evrenin var olması başka bir şey değil mi? Buna ne? Müşekkek kavram diyoruz. İşte yapay bir nesnenin var olması başka bir şey. Varlık çok önemli. Varlık kavramı olmadan olmuyor. Ama geliyorsun Kant ve sonrasında varlık dediğim gibi ya bir özdeşlik ilkesine dönüştürüyor ya bir niceleyiciye dönüştürüyor. Niceleyici. Ali vardır demek evrensel kümede öyle bir Ali var ki kendine özdeştir mesela.
Bu şekilde anlaşılıyor. Çünkü bilgi vermiyor. Mesela Allah yeşildir dediğinde bir yükleme yapıyorsun, yeşillik. Ama vardır derken bir yükleme yapıyorsun. Var zaten, var üzerine konuşuyorsun. Bu var vara gidiyor. Hatırlarsanız burada mı yaptım, başka bir yerde mi yaptım? Bizim en temel yüklememiz nedir? Mesela bakın, şöyle yapalım. X, Y'dir. Dediğimde, Y'ye sınırsızca şey koyabilirim. X yeşildir, X kırmızıdır, X büyüktür, X yüklemler bitmez. Ama en nihayetinde X vardır demek zorundayım. Ya da bu en temelde vardır. X vardır, yeşildir. X vardır, aslında bu demek. Fakat biz bunu yutuyoruz. X yeşildir, X vardır, X yeşildir. Değil mi? İbn-i Sina diyor ki, ne hakkında konuşursak konuşalım, o ne'nin ilk önermesi ne vardır. Neyse o ne. İnsan şöyledir, insan böyle diyoruz. Aslında insan vardır, insan şöyledir. İnsan... Bunu tekrar etmiyoruz ama dikkat edin. Değil mi? Ama en son, peki X'in yerine sınırsızca bir şey koyabilir miyiz? Koyabiliriz. Kalem vardır, Jüpiter vardır, şu vardır, bu vardır. Ama burada da en son şey ilginç bir şekilde var vardır'a gelir. Yani varlık vardır. İşte sana İbn Arabi'nin çıktığı nokta. Varlık vardır. Varlık. Vardır bile fazlalık burada. Değil mi? Ha. Şimdi, ama gerçek bu çok önemli. Bu teşkik diyoruz biz buna. Teşkiki manevi, anlamsal hiyerarşi. Ama Tanrı vardır derken ki var kelimesinin ağırlığıyla sandalye vardır derken ki vardır kelimesinin ağırlığı aynı olmaz. Çünkü o yapay bir nesne. Tanrı mutlak bir nesne. Jüpiter vardır fiziksel bir nesne. Değil mi? İşte Anka kuşu vardır bir masal nesnesi. Oradaki var yükleme aynı olmaz. Burada bir teşkik. Ama Kant'a göre bunların hiçbiri bir anlamı yok. Böyle bir teşkik yok. Varlık mahiyetçe birbirinden farklı değildir. Tüm varlıklar varlık bakımından aynıdır. Bu nedir? Fark sadece var olmaları cihetinden değişir. Şimdi onun için bunu bileceğiz. Cisim anlayışı nedir? Bak varlık anlayışını belirledi. Nesne, cisim anlayışı ne? Cismi nasıl tanımlıyor? Bu da genel bir kavram. Hangi metne bakarsanız bakın. Bunları çoğaltabilirsiniz ama şimdi verdiğimiz örnekleri yazalım burada. Varlık. Varlık anlayışı ne? Nasıl yorumluyor bunu? Mesela cisim anlayışı ne? Zaman anlayışı ne? Mekan anlayışı ne? Neden anlayışı, nedensellik anlayışı ne? Bu metinlere göre değişebilir. Mesela yokluk anlayışı ne? Mahiyet anlayışı ne? Bu şu demek. İnsan zihni herhangi bir konu hakkında düşündüğünde tüm konular için geçerli olan kavramlar. Mesela biz ister Jüpiter hakkında konuşalım, ister insan hakkında, ister atom hakkında konuşalım. Hepsi bir mekandadır mı acaba? Mekan anlayışı ne? Mekansız nesne olabilir mi? Zihni mekan kabul edecek mi? Mesela. Sayının bir mekanı var mıdır? Analitik düzlemde var demiştik. Peki soru, kavramın bir mekanı var mı? Var diyenler çıkacak. Tabii kavram bir mekan tutar. Yargının mekanı var mı? Zor sorular. Zor, hayır, zor. Cevaplarını ben de bilmiyorum canım. Zihinde olabilir hocam. Filozoflar konuşmaya başladı. Şimdi biz klasik metinleri okuyken bazen diyoruz ki ya komik şeyler söylüyorlar. Halbuki adamlar o kavramı bir mekanda bir yer kapladığını kabul edip onun üzerine mesela melekler üzerine konuşuyor adam. Bize dalga geçiyor. Melek bizde zihni bir kavram. Ama adamda mekanda temsili olan bir kavram. Ama o mekandaki mekan cisimsel bir mekan değil ama meleğin bir mekanı var. O mekandaki özellikler üzerine konuşuyor. Melek dişi midir, eril midir? Bize saçma geliyor değil mi?
Ne saçma? Onun sistematik işte varlık şemasını bilmeyince konuşuyorsun işte. Ha, ayrı. Ama adam diyor ki mekan, melek mekanda bir temsili var mı? Zaman mekan sahnesinde var. O zaman bunun özelliklerinin olması lazım. Kategorik özellikleri nelerdir? Gayet güzel, makul bir soru. Gayet makul bir soru. Vahiden gelen bilgiyle diyecek ki dişiliği ve erilliği yoktur, cinsiyetsizdir diyecek. Bu da bir cevap. Bak ama mekandaki temsilini kategorik bir özelliği bu cinsiyetsizlikte. Ama senin için nafız, anka kuşuyla melek bugün insanların zihninde aynı şey. Ha anka kuşundan bahsettin, ha melekten bahsettin. Çünkü mekanda bir temsili olursa ama fiziksel etkisi olması lazım sana. Değil mi? Mesela helal ve haramın mekanda bir temsili var mı? Kul hakkı haramdırın bir temsili var mı mekanda? Olsa kul hakkı yemezsin kolay kolay işte. Tutarsın, fiziksel bir güç uygular sana. Ya, inanç deyip geçmeyin ha, inançlar öyle fiziksel. Ya, power, onlar bir power ya, bir güç üretiyorlar. İçki haramdır diyorsa içmiyorsun. Seni ne engelliyor? İşte o içki haramdır önermesinin bir şeyi var, fiziksel gücü var yani. Bir impact faktörü var. Değil mi? Seni engelliyor. Ne üzerine konuşursak konuşalım. Bir mekanda mıdır değil midir? Bugün tabii işler değişti. Mekan, mesela atom altı yapılarda mekan ne demek? Mekansız cisim ya da mekansız cisimlilik olabilir mi? Çok ciddi tartışma konusu. Zaman. Mekandan daha problemli bir kavram. Zamanın dışında olmak ne? Mesela diyorsun ki Tanrı zaman ve mekanda değildir. Bak bunu diyebilmek için mekan ve zaman hakkında bir tasavvurun olması lazım. Şimdi mekan zamanda olmayan bir şey nereden bağımsızdır? Nedenler hiyerarşisinden bağımsızdır. Onu nedenleyemiyorsun. Mesela Tanrı'yı nedenin içine dahil edemiyorsun. Nedenliğinin başına koyuyorsun. İbn Sina'da Tanrı'nın diğer bir adı ne? El illetül ula. İlk neden. Ya da illetül ilel. İlletlerin illeti. Niye? Çünkü şey, töz, mutlak töz, kendinde şey, mutlak kendinde şey, nedensel ilişkiye sokulmuyor. Bunu bileceksin ki değerlerini konuşabilesin. Çünkü zaman mekan içerisinde olan her şeyin nedensel bir hiyerarşi içerisinde olması lazım. Ha bu nedenin kökeni aşağıdan mı geliyor? İnsan zihninden mi oraya yükleniyor? Onlar ayrı tartışma konuları. Belirli failler mi var, amiller mi var? Hani onlar uzun konular. Ama neticede sen mekan zaman en genel kategoriler. Bugün bile biz hem hem metafizik düzlemde hem fizik düzlemde değil mi? Mekanın ve zamanın ne olduğunu tartışıyoruz. Hele izafiyet teorisi, relativite teorisi, kuantum teorisinden sonra. Mesela zaman ne zaman ortaya çıkıyor? Cisimde. Atom altı yapılarda yukarıya doğru çıkarken zaman nerede belirliyor mesela? Zamansız cisim var mı? Bugün kuantumculara sormak lazım. Bazı şeyleri biliyor gibi, ışık nedir bilmiyoruz hala. Işık hakikaten ne? Mekan ne? Zaman ne? Bir, yani, o kadar çok metin var ki bunlar hakkında. Özellikle modern bilimlerin ürettiği bilgi birikimi çerçevesi içerisinde o kadar çok klasik metinlerde de öyle. Şimdi siz medreselerde fizik okuyacaksınız. Bugün fizikte böyle bir şey yok zannetmiyorum. Fizik okuyacaksınız, astronomi okuyacaksınız. Önce arkadaşlar bu el-umurul amme hakkında bir bilginizin olması lazım. Eğer İbn Sina'cı Meşşai daha doğrusu bir eğitim görecekseniz önce ya fizik anlayışı göreceksiniz ya da ne bileyim ben astronomi okuyacaksanız efendim bitki bilim, nebatat ya da zooloji, hayvan ne olursa olsun ama ne okuyacaksanız önce bu el-umurul amme konusunda bir fikriniz olması lazım. Yani meşşailer mekanı nasıl anlıyor?
zamanı nasıl anlıyor? Mekan zamanda cismi nasıl anlıyor? Boyut fikrini nasıl anlıyor? Üç boyut, çıplak gözle kurulan bir dünya, değil mi? Yer, cismin yeri konusunu nasıl anlıyor? Değil mi? Mahiyetini nasıl anlıyor? Unsurlarını nasıl anlıyor? Yani bunların hepsi genel kavramların altına giriyor. Kelamcı bir fizik okuyacaksanız ya da kelamcı bir alan bilgisi yapacaksınız. Kelamcıların varlık anlayışına, kelamcıların mekan anlayışına, kemancıların zaman anlayışına, kelamcıların cisim anlayışına, yokluk anlayışına mesela mahiyeti kabul ediyorlar mı? Şimdi hiç unutmuyorum, İbn-i Heysem'in ilk metinlerini ilk okumaya başladığım zaman maiyye diye bir tabir var, maiyye. Dedim herhalde bunu tahkik eden, neşreden kişi yanlış okudu bunu. Tabii daha genciz o zaman, milattan önceden bahsediyorum yani. Sonradan fark ettim ki İbn-i Heysem mahiyeti kabul etmiyor ki zaten. Çünkü mahiyeti kabul etmek için meşayi ontolojiye mensup olman lazım. Adam meşayi değil. Maiye dediği o cisimle birlikte olan her şeyi kastediyor. Yani bir mahiyet var. Bir de arazlar var. Öyle bakmıyor. Levahikle öyle bir anlayış yok adamın. Kelamcılar da aynı şekilde. Şimdi diyelim ki geç dönemde Razi'den sonra kelamcılar mahiyet kavramını kullanıyor. Acaba bunu İbn Sina'cı anlamda mı kullanmıyorlar? Kullanıyorlar. Terim sürekliliği var da mefhum sürekliliği var mı burada? Değil mi? O kadar önemli ki ne anlıyor? Yani çünkü bakın nesnenin bu epistemolojiye gelince bunun ikincisi de nesneyi inşa ederken nasıl inşa edeceksin? Zihninde bu nesneyi inşa edeceksin artık. Onun üzerine konuşacaksın, yükleme yapacaksın. Nesneyi nerede kuracaksın? Mahiyet anlayışıyla çok alakalı, değil mi? Cisim anlayışıyla çok alakalı, boyut anlayışıyla çok alakalı. Sonra tabii ki nitelikler var onun üzerinde, değil mi? O bütün bu genel yapıyı kurduktan sonra bir de keyfiyetler, kemiyetler, kategorik özellikler yani. O mekan anlayışından aslında gittik. O kadar önemli bir soru sordun ki aslında. Mesela David King zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Müslümanların mekan taksimatı üzerine bir yazısı var. Kıble nerede? Cami nerede? Sokak nerede? Çeşme nerede? Hani o Mehmet Edinevi'nin bahsettim ya sana. 1600'lerdeki yazdığı kitap. Matematik ne kadar merkezde biliyor musunuz? Astronomi ve matematik. O kadar önemli ki mekanın taksimatında. Hava. Şimdi insan merkezde düşündüğünde, bunun Müslüman olmakla da alakası yok arkadaşlar. İnsan merkezde düşündüğünde mekanın taksimatı değişiyor. Çıkar ve kar amaçlı düşündüğünde mekanın taksimatı değişiyor. Yani bu mekan tasavvurunun sizin her şeye etki yapıyor. Mesela matematiğe bile etki. Eğer mekanı üç boyutlu düşünürseniz negatif kökleri kabul etmiyorsunuz. Bakın Ömer Hayyam gibi bir dahi üçüncü derece denklemleri çözerken negatif kökleri kabul etmiyor. Çünkü mekan pozitif olmak zorunda. Ne kadar önemli bir şey bak. Hakeza mesela 13. yüzyılda yanlış hatırlamıyorsam bir kitap var. Müellifi meçhul. Dahi bir adam kim yazdıysa. Zamanı tamamen zihni kabul ediyor. Hariçte zaman yoktur diyor, zihni, şey gibi, Kant gibi. Çok dehşet bir görüş. Şimdi bunlar sizin tüm yapıp diğer yapıp etmelerinizi belirliyorlar. Onun için gençlere söylüyorum, siz de genç sayılırsanız sözlüğünüz olması lazım. Sözlük. Yani metinlere ilişkin. Ne oldu? Niye güldünüz? Siz gençsiniz tabii bana göre ya. Var mı benim yaşımdan büyük olan burada? Belki en gencimiz kaç doğumlusunuz? 70. Oho, benden küçük. 65 aşağısı olan var mı burada 65'li? Yok işte, onun için size genç diyorum yani. Şimdi yok sana selam getiriyorum, ezan okunuyor, duymadım da önce. Ne dedin? Kavram da yok, biliyorum şimdi. Kavram sözlüğü çıkartmanız lazım. Sorsam size mesela, din, millet, ümmet, şeriat arasındaki ayrım nedir? Yok zihnimizde. Halbuki bizim literatür açın, din başka bir şeydir, millet başka bir şeydir, ümmet başka bir şeydir, şeriat başka bir şeydir. Dolayısıyla onları çok suistimal ediyoruz sonra biz. Mesela ümmet kavramı,
İslam ümmeti kavramı iktisadi bir kavram mı? Politik bir kavram mı? Manevi bir kavram mı? Bakın Türkiye'deki İslamcı hareket içerisinde ümmet hep politik bir kavram olarak düşünüldü. Ekonomik kavram olarak düşünüldü. Halbuki klasikler böyle mi düşünüyor sizce? Ya bak her şey karıştı birbirine girdi yani. Yani sözlük yok sözlük. Tabii bugünkü sözlükler, geçmiş sözlüğü olduğu gibi bir şey zinhar zaten söyledim. Ben dedim ki Aristoteles okuyorsan Aristoteles'in sözlüğü olması lazım elinde. Metinden onu çıkartman lazım. İbn Sina okuyorsan ya da ne bileyim İmam Maturidi okuyorsan bak o sırada onun sırlarını da belirlemiş olursun. Sözlüğü çıkartırsan sınırını belirlemiş olursun. Senin sorduğun şeye geleyim. Osmanlı'daki mekan anlayışı o açıdan hatırlarsan hibrit sistemlerden bahsettim. Mesela Risale-i Mimari hibrit bir sistemin metni. Orada meşşai de var, kelam da var, işrak da var, ekberi gelenek de var. Çünkü Taşköprüzade'den sonra yazılıyor eser. Taşköprüzade'nin çizdiği perspektif böyle bir hibrit bir sistem. İbn Kemal'inki biraz daha farklı. Ama çok etkili oluyor bu sistem. Dolayısıyla hibrit bir sistem olduğu için mekanın analizinde, mekanda kullanılan nesnelerin tertibinde, dizilişinde de bu ortak olarak kullanıyorlar. Bu Osmanlıların gücü bu biraz da. Yani şey değiller bizim gibi böyle çok keskin değiller. Ben bu sisteme mensubum. Bu biraz da işte Fatih'in meseleyi kurarken o cepkeninde taşıdığı kitapla alakalı. Ya bunlar çok önemli. Şimdi yönetici elit insanlara o kadar etki yapıyor ki siz bunun farkında değilsiniz. Bir öğretmenin öğrencilere etkisi gibi bu. Yani 40 tane öğrenci var. Bir öğretmenin tabiatı, kişiliği öğrencilere etki yapıyor. Fatih'in bu tarzı o hibrit sistemin bir tür meşruiyet kazanmasına neden. Sonra bundan vazgeçiyorlar onu söyleyeyim. Yani 1650'den sonra bu hibrit sistemden vazgeçip tekrar tahkik sistemine dönmek istiyor Osmanlılar. Çünkü çatışmazlılık bir süre sonra durağanlığı getirir arkadaşlar. Yani felsefi pozisyonlar arasındaki çatışmayı da belli oranlarda muhafaza etmek lazım. Çünkü o hani müsademe-i fikir, fikirlerin çatışması olması lazım. Çünkü uzlaşma bir süre sonra durağanlık ve çürümeyi de getirebilir. Maalesef bu olur. Yani medeniyet tarihi içerisindeki şeyle anlamla alakalı bu neticede. Neyse biz oraya geçelim. Dolayısıyla sözlük derken özellikle bu el-umurul amme ya da el-külliyat. Bakın İbn Sina'nın el-kanun fıt-tıbbını alınız. Ya arkadaşlar İbn Sina el-kanun fıt-tıbbının en önemli kısmı külliyat kısmıdır. Değil mi Sayın Hocam siz çalışıyorsunuz? El-külliyat. Kemikler, hastalıklar, ilaçlar onlar yani değişmez. Onların da külliyatla ilişkisi var ama ve şerhlere bakın. Mesela Razi şerh yazıyor. İbn-i Rüşd şerh yazıyor. Neye yazıyor sizce? Külliyat kısmına yazıyorlar. Çünkü orada insan nedir, insan bedeni nedir, insan nefsi nedir değil mi? Temel kuralları yazıyorlar. Külliyat yani tıbbın da genel kavramları var. Onun için sözlü çıkarırken en dikkat edeceğin şey ve belki de ilk yapacağın şey herhangi bir düşünürün, herhangi bir filozofun, herhangi bir bilim insanının, bilginin, bilim insanı da olmaz, bilgin diyelim. Yani illa kadın erkek, Türkçe'de yok zaten kadın erkek ayırmayacağım, bilgin, bilginin ya da herhangi bir filozofun kendi iç metinlerinde ya da felsefi tutumun o felsefi, meşayi felsefi tutumun bütününde ya da diğer şeylerle felsefi tutumlarla olan ilişkilerinde yolu şaşırmamak için bu genel kavramlar hakkındaki kanaatlerini iyi bilmek lazım. Zamanı nasıl tanımlıyor mesela? Diyor ki hareketin sayısı. Öbürü diyor ki hayır ben öyle tanımlamıyorum, şöyle tanımlıyorum. Mekanı nasıl tanımlıyor? Değil mi? İşte diyelim ki Platoncu mekan anlayışı Aristotelesçi mekan anlayışı Kelamcı mekan anlayışı. Bakın mesela İbn Heysem'in ilk yaptığı şeylerden biri iyi bir geometri yapabilmek için diyor mekan anlayışını Platon ve Aristoteles'e kurtarmak lazım. Yepyeni bir mekan anlayışı. Risale fil mekan diyor diyor kitap yazıyor. Ben de mekanı böyle anlıyorum. Bunları yok saymıyorum diyor. Onları inceliyor, kritik ediyor, kendisi yeni bir mekan anlayışı vaz ediyor. Ve oradan hareket edip geometri yapıyor. Bu önemli bir şey.
Çünkü en genel kavram bunlar. Şimdi zaman hadis midir, değil midir? Ezeli midir, ebedi midir? Bunun icap metafiziğiyle alakası farklı, hudüs metafiziğiyle alakası farklı. Ekberi gelenekte zaman nedir mesela? Onun için ciddi bir sözlüğe ihtiyaç var. Şeye geçemedik, taksimül vücuda. Kaç oldu saat? 25. Evet. Taksimül vücuda geçemedik aslında. Buradan oraya geçeceğiz. Çünkü bu taksimül vücutlardan biraz bahsedeceğim önümüzdeki hafta. Ve akabinde nesneyi nasıl kuracağız? Nesne kuruluşu. Sistemlerin nesneyi nerede kurduğu. Mesela diyelim ki siz Kant'la İbn Sina'cı geleneği o öyle bir bıçakla kesiliyor ki biri nesneyi dışarıdan hareket ederek zihinde yansıtma yoluyla kurarken öbürü zihni aktif kılıp nesneyi zihinde inşa ediyor. Bu insan anlayışını değiştiriyor. İnsanı faile çıkartıyor. Bütün bu çevre felaketlerine kadar giden insanın dünyayı hor kullanmasına giden süreci tetikliyor Kant. Kant bunu yaparken böyle bir niyetle yapmıyor. Ama nesnenin inşasında, yani dolayısıyla bilginin inşasında insanın fail olması, fail olması ki onu kurmasının uzantıları inanılmaz yerlere gidecek. Ama bir taraftan nesneyi sadece bir zihinde temsil olarak görmesi, temsil teorisi, değil mi? Vücudu zihni çok farklı bir şeye gidecek ve bunların mesela diyelim ki Ali Kuşçu'nun ya da Tusi'nin, Razi'nin, İbn Sina'nın anlayışları bile bu çerçevede o nesnenin nerede inşa edildiğiyle alakalı olarak ileri sürecekleri fikirler çerçevesinde farklılaşacak. Kolay işler değil arkadaşlar yani.